Değerli değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 6. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, aramızda çok değerli konuklarımız var. Müsaadenizle kendilerini takdim edeceğim. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen aramızda. Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç aramızda. Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel aramızda. Karabağlar, Konak, Bayraklı, Karşıyaka ilçe başkanlarımız aramızda. Bilecik İl Başkanımız Sayın Metin Yaşar aramızda. Bilecik Belediye Başkanımız Sayın Semih Şahin aramızda. Bilecik Merkez İlçe Başkanımız, Bilecik İl Genel Meclisi ve Bilecik Belediye Meclis Üyeleri aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Bartın Kozcağız Kıran Pazarı'ndan çok sayıda partilimiz aramızda. Hoş geldiniz. Ağrı İl Başkanımız, Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü, Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur aramızda. Hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir ve Bakırköy Belediye Meclis üyelerimiz aramızda. Hoş geldiniz. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Turgay Genç, Silivri Belediye Meclis üyelerimiz, Silivri önceki dönem belediye başkan adaylarımız ve yardımcılarımız aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Ankara Gölbaşı ilçe örgütümüz, Bursa Gemlik ilçe örgütümüz, Bursa Yıldırım kadın kollarımız aramızda. Hoş geldiniz. Tekirdağ Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel, Tekirdağ Saray ilçe gençlik kolları başkanımız ve yönetim kurulu aramızda. Hoş geldiniz. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yeşiltepe Belde Evi ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Gürsel Demir deneyimli kafe kursiyerleri aramızda. Hoş geldiniz. Adıyaman Yayla Konak Belediye Başkanımız, Adıyaman İl Başkanımız, İzmir Bornova Romanlar Derneği Başkanımız. İzmir Karşıyaka Örnekköy Romanlar Derneği, Edirne Uzun Köprü Romanlar Derneği, İzmir Roman Federasyonu, Ankara Roman Federasyonları ve çok değerli, çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Roman kardeşlerimiz aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Ankara İl Başkanımız Sayın Rıfkı Güvener, Sincan ve Etimesgüç ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimiz, Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Mustafa Köloğlu ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Tüm iflas eden mağdur esnaflar derneği genel başkanı ve yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. İstanbul Arnavutköy ilçe başkanı Ruhi Tüncel, belediye meclis üyeleri Serhat Küçük ve çok sayıda belediye meclis üyemiz aramızda. Hoş geldiniz. Didim Belediye Başkanımız Sayın Deniz Atabay aramızda. Çanakkale İl Genel Meclis üyelerimiz aramızda. 26. dönem milletvekilimiz ve şimdi parti meclis üyemiz Eren Erdem kardeşimizin değerli kardeşi Erdemir Erdem aramızda. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri aramızda. Hoş geldiniz. Ve Sayın Genel Başkanım, Manisa Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu aramızda. Hoş geldiniz. Çok değerli konuklar, çok değerli başkanlarımız, değerli katılımcılar, değerli misafirlerimiz. Şimdi hepinizi Sayın Genel Başkanımızın haftalık sunuş konuşmasını dinlemeye ve Sayın Genel Başkanımızı kürsüye davet ediyorum.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bizi izleyen bütün yurttaşlarıma, Türkiye'deki bütün yurttaşlarıma en içten selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. O kadar çok konumuz var ki her salı günü mutlaka şundan söz et, mutlaka şu konuya gir, mutlaka şunu mutlaka anlatmalısın diye toplumun her kesiminden talepler geliyor. Bunların tamamını karşılamak mümkün değil. Ama şunu bütün vatandaşlarım bilsinler. Nerede bir dert varsa, nerede bir sorun varsa emin olun ya ben ya arkadaşlarım mutlaka yanınızdayız. Bir Cumhuriyet Halk Partili mutlaka yanınızdadır. Çünkü sizin derdiniz bizim derdimizdir. Böyle görüyoruz zaten. Eğer siyaseti saygın kılacaksak, siyaset gerçekten de toplum nezdinde kabul edilecekse var olan sorunlara çözüm üretmektir. Gideceğiz, konuşacağız, dinleyeceğiz, sorunlara sağlıklı, tutarlı ve toplumun kabul ettiği çözümleri üreteceğiz. Bu bizim görevimizdir. Siyaseti zaten bunun için yapıyoruz. Birileri siyaseti köşeyi dönmek için yapıyor. Biz siyaseti halka hizmet etmek için yapıyoruz. Tabii herkesin hakkını teslim etmemiz lazım. Hak arayanların, adalet arayanların, hukuk arayanların hakkını da teslim etmemiz gerekiyor. Bundan 5 yıl önce Soma'da büyük bir facia yaşandı. 301 vatandaşımız, 301 işçimiz yerin binlerce metre altında hayatlarını kaybettiler. Dünyanın ikinci büyük faciası, ikinci büyük. Daha önce Hindistan'da olan böyle benzer bir faciada 375 kişi hayatını kaybederken Soma'da yaşadığımız faciada 301 kişi hayatını kaybetti. O dönem bütün Türkiye kucaklaştı. Sorunu çözmeye, o insanların dertlerine çözüm üretmeye çalıştı. Toplumun her kesiminden yardımlar yapıldı. Yaralar sarılmaya çalışıldı. Ama bunların bir kısmı bir süre sonra unutuldu. Ve aradan 5 yıl geçmesine karşın hak arayan işçiler var. Bize söz verdiler diyorlar. Söz verdiler. 5 yıl geçti, 5. yılın sonunda zaman aşımına uğrayacak, hak talebinde bulunamayacağız. O zaman bir çare kalıyor, yürüyelim. Ve yürüyorlar. Ve işçiler yürüyorlar. Aradan geçen 18 güne karşın kimse bunlarla çok fazla ilgilenmedi. Dolayısıyla bizim işçilerin hakkına sahip çıkmamız lazım. İşçilerin hukukuna sahip çıkmamız lazım. 18 gündür bekliyorlar bir yerde. Yağmurun altında, karın altında, çamurun içinde bekliyorlar. Hak arıyorlar. Haklarını istiyorlar. Hak verin bize diyorlar. Hakkımızı teslim edin diyorlar. Ama şu ana kadar onların hakları teslim edilmedi. Birisi şöyle söylüyor. Biz Ankara'ya yürümeye meraklı değiliz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Tazminatlarımız tamamen ödenene kadar buradan kalkmayacağız diyor ve oturuyorlar. Defalarca söz verdiler bize diyorlar. Yine söz veriyorlar. Biz kararlıyız. Söz değil, hakkımızı istiyoruz diyorlar. Somalı işçi kardeşlerin hakları teslim edilinceye kadar onların hakkını ve hukukunu biz savunacağız ve onların yanında olacağız. Buradan Somalı işçilere en içten
selamlarımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şehitlerimiz geliyor. Hepimizin en duyarlı olduğu alan. Hangi görüşten, hangi inançtan olursak olalım, hangi yaşam tarzını benimsemiş olursak olalım, bir şehit geldiği zaman hepimiz şu veya bu şekilde oturup bir vicdanımızın sesini dinliyoruz. Şehitler hepimizin onurudur. Ve şehitlere saygı duymak hepimizin görevidir. İnancımız da bunu emreder. Siyasi duruşumuz da bunu emreder. Dolayısıyla şehitler hepimizin ortak acıları, ortak onurlarıdır. Şehitlerimizin hakkını ve hukukunu her zaman her ortamda savundum. Her zaman her ortamda. 15 Temmuz darbe girişimine karşı da mücadele eden şehitlerimiz vardı. Gazilerimiz vardı. 251 şehidimiz, 2194 gazimiz vardı. Kampanyalar açıldı. Yardımlar toplandı. Kanun hükmünde kararnamelerle vakıflar kuruldu. Sorduk, bu paralar nereye gitti? 309 milyon lira para toplandı. Bir dönemin bakanı açıkladığı zaman bu rakamı öğrendik. O dönemin parasıyla 100 milyon dolardı. Defalarca sordum, 3 haftadır soruyorum, tekrar soruyorum. Bu paralar nereye gitti? 251 şehidimiz var, verseniz herkes abad olacak. Gazilerimiz var, verseniz bir sorun kalmayacak. Bu paralar nerede? Vakıf kurdular. Vakfın mal varlığı 10 milyon lira. Toplanan para 309 milyon lira. Nerede bu paralar? Nereye gitti bu paralar? Vakfın adresi yok. Grubumuzun basın danışmanı CİMER'e sormuş. Demiş ki, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın adresi nedir diyor. Adresi nedir? Yönetim kurulunda kimler vardır? Bu bilgileri öğrenmek istiyoruz diye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bunu İçişleri Bakanlığı'na göndermiş. Oradan öğreneceksiniz diyor. Oysa vakfın kurucuları arasında daha su vakfeden Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Şehitlerimizin hakkını savunmak bir insanlık görevidir. Şehitlerimizin hakkını, gazilerin hakkını son kuruşuna kadar soracağım. Bu benim namus borcumdur, sizin de namus borcunuzdur. Ta ki o paraların ne olduğunu açıklayıncaya kadar. Ne olduğunu açıklayıncaya kadar. 15 Temmuz'u bayram kabul ederler. 15 Temmuz üzerine güzel laflar ederler. 15 Temmuz demokrasi derler. 15 Temmuz insan hakları derler. 15 Temmuz için para topladın. Nerede bu para? Cevap yok. Nerede bu para? Bu soruyu sorma. Niye sormayayım? Niye sormayayım? Hangi gerekçeyle sormayacağım? Şehidin hakkını, hukukunu savunmayacağım. Gazinin hakkını, hukukunu savunmayacağım da kimin hakkını, hukukunu savunacağım? Para yiyenlerin mi? Para yiyenlere mi arka çıkacağım? Nerede bu paralar? Kim aldı bu paraları? Nereye harcadınız bu paraları? Benim öğrenmeye hakkım var. Tüyü bitmemiş yetimin de hakkı var. Ben o hakkı, hukuku sonuna kadar savunacağım. Değerli arkadaşlarım, tank palet için de aynı soruları sordum. Nerede? Nasıl yaptınız? İhale yaptık. İhaleyi hangi gazetede ilan ettiniz? Hangi gazetede yer aldı bu ilan? Niye ben görmüyorum? Niye söylemiyorsunuz? Neden verdiniz koskoca tank palet fabrikasını ihalesiz bir firmaya? BMC firmasının %49'u Katarlılara ait. Yönetim kurulunda yarıdan fazla Katarlılar var. Bedava veriyorsunuz. Ben bu soruyu soruyorum. Cevap yok, tık yok. Niçin cevap vermiyorlar? Hangi gerekçeyle cevap vermiyorlar? Ordumuzu görüyorsunuz. Destanlar yazıyor ama Sakarya'daki tank palet fabrikası Katarlıların emrinde ve elinde. Hangi gerekçeyle? Neden verdiler? Ben bunu soracağım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak için soracağım. Ben bunu sormak zorundayım arkadaşlar, zorundayım. Eğer biz Cumhuriyet Halk Partili isek,
Eğer biz memleketimizi, bayrağımızı, vatanımızı savunuyor ve saygı duyuyorsak bu soruları sormak ve cevabını da almak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, geçen hafta parlamentoda adalet reformu adı altında gelen yasanın birinci bölümü görüşüldü ve kabul edildi. Adalet konusunda hepimizin duyarlılığı var. Hangi görüşten olursak olalım. Vicdan sahibi olan herkes adaleti yüreğinin bir köşesinde tutar. Adaletsizliğe de karşı çıkar. Devletin dini adalettir. Adalet üzerine insanoğlu düşüncelerini ifade eder. Adalet üzerine de dünya düzeni kurulmuştur. Herkesin bir görevi, herkesin bir hakkı, herkesin bir hukuku vardır. Canlı olan her şeyin, doğanın da bir hakkı, hukuku vardır. Ağacın da, kurdun da, kuşun da hakkı ve hukuku vardır. Onu koruyacak olanlar da bizleriz, yani insanlardır. Dolayısıyla adalet konusunda gelen düzenleme kabul edildi. Ama bu Türkiye'ye adalet geldi anlamında değil. Adalet hala yok. Adaleti mumla arıyoruz. Adaleti buluncaya kadar da bizim mücadelemiz devam edecek. Adaleti buluncaya kadar, adalet bu ülkeye gelinceye kadar birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Hala sözde adalet geldi. Adalet paketi kabul edildi. Hala şafak baskınları yapılıyor. Sabahın köründe, sabahın altısında, beşinde, dördünde insanların evi basılır mı ya? Niye basıyorsun kardeşim? Telefon edersin geldi, gelir. Kaçmıyor ki zaten evinde oturuyor. Şafak baskını yapıyorsunuz. Tutukluyorsunuz. Gözaltına alıyorsunuz. Bunun adı işkencedir. Adalet böyle bir şey değildir. Adalet açarsınız telefonu, savcı soruşturma açabilir mi? Açabilir tabii. Açarsınız telefonu, saati verirsiniz. Şu saatte gel kardeşim, ifadeni alacağım. Ha gelmezse tamam, gereğini yap. E geliyorsa kardeşim neden şafak baskını? Ailenin önünde, küçücük yavruların önünde, çocukların önünde bir babanın tutuklanması, ters kelepçe takılması ve öyle götürülmesi hangi adalette vardır? Hangi vicdanda vardır bunun yeri? O çocukların babalarına ters kelepçe takmalarını görmeleri doğru mudur acaba? Ahlaki midir acaba? Adalet midir acaba bunun adı? Biz buna isyan ediyoruz değerli arkadaşlarım. Hala yasaklar var. Hala yasaklar var. Bakın örnek vereyim. Demokrasi için Birlik Platformu bir toplantı yapmak istiyor. Panel yani. Oturacaklar bir toplantı yapacaklar. Yasak yapamazsınız diyorlar. Niçin? E yasak. Hrantik Vakfı Kayseri'de bir toplantı yapmak istiyor. Kayseri Valiliği yasaklıyor. Yasak yapamazsınız diye. Peki Kayseri'de yasakladınız. Bari İstanbul'da Şişli'de yapalım. Şişli Kaymakam hayır diyor. Yasak toplantı yapamazsınız. Yani toplantı gösteri özgürlüğü vardı. Anayasada var. Birisine yönelik bir şiddet var mı? Hayır yok. Oturacaklar düşüncelerini açıklayacaklar. Ya demokrasi demokrasi diyoruz. Düşünce açıklamak da suç oldu bu memlekette. Hangi adalet, hangi reformdan bahsediyoruz biz? Yargı bağımsızlığı olmadan, yargı bağımsızlığı olmadan bir ülkeye adalet gelmez. Hakimin vicdanı olmadan bir ülkeye adalet gelmez. Hakim talimatı saraydan alırsa o ülkeye adalet gelmez. Bunu artık herkesin bilmesi lazım. Kanun falan bunların hepsi hikayedir. Önemli olan hakimin vicdanıdır. Önemli olan hukukun üstünlüğüdür. Önemli olan insan haklarıdır. Eğer sen buna dayanarak karar veriyorsan, hukuku ve adaleti sağlıyorsan başımın üstünde yerim var. Ama talimatla karar veriyorsan o ülkeye adalet gelmez değerli arkadaşlarım. Bir yılda 26.115 kişiye Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açıldı. 4.887 kişiye de dava açıldı. Cumhurbaşkanı tarafsız mı? Hayır. Cumhurbaşkanı diyoruz. Niye Cumhurbaşkanı? Hangi gerekçeyle Cumhurbaşkanı diyoruz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya AK Parti'nin genel başkanı. AK Parti'nin genel başkanı ben eleştirmeyecek miyim yani? Yanlış yapıyorsun demeyecek miyim yani?
Eleştirirsen hayır efendim eleştiremez. Niçin? Cumhurbaşkanı. O zaman tarafsız olsun. Tarafsız kalsın. Yemin içti. Namusu ve şerefi üzerine yemin içti. Tarafsız davranacağım dedi. Tarafsız davranacaksan başımın üstünde yerim var. Ama bir partinin genel başkanıysan eleştiri hak ediyorsun. Beni de eleştiriyorlar. Diğer siyasi partilerin genel başkanları da eleştirilir. En sert şekilde eleştirilir. Hakarete varmama koşuluyla. Biz bunları kabul ederiz. Sonuçta vatandaş düşüncesini beğense de beğensek de beğenmesek de bir şekliyle açıklamak zorundadır. Değerli arkadaşlarım, kanun hükmünde kararnamelerle 125.687 kişi ihraç edildi. Devletten ihraç edildi. Arkasından FETÖ borsası kuruldu. Parası olan, siyasi akrabası, iyi mevkilerde siyasi akrabası olanlar, dayısı olanlar, damadı olanlar, kayınpederi olanlar dışarıya. Garibanlar içeride kalabilir. Söyledim 125 bin kişi hakkında ihraç kararı verildi ama 152.399 kişinin de gizli soruşturması şimdilik devam ediyor. Paran varsa hiç korkmayacaksın. Paran varsa öğleden sonra Pensilvanya'ya gidip gelebilirsin. FETÖ'nün başkanıyla konuşabilirsin. Paran varsa hiçbir şey olmaz. Kimse sana dokunmaz. Paran yoksa doğru içeri. Bankasıyanın önünden mi geçtin? Yakalar içeri atarlar. Gariban. Bankasıya götürüp para yatırıp her türlü desteği mi verdin? Paran varsa hiç korkma arkadaş. Memleketteki adalet budur. Parana göre, gücüne göre, siyasi akrabana göre adalet dağıtılıyor. Bu en büyük adaletsizliktir. Adalet reformu yapıyoruz diyorlar. Hangi reformdan söz ediyorsunuz? Hangi reformdan? Değerli arkadaşlarım, Eren Erdem'den söz ettik. Kardeşi de aramızda. 480 gündür içeride arkadaşlar. 480 gün. Neymiş? FETÖ'yü destekliyormuş. Ya FETÖ'yü eleştiren kitap yazdı. Nasıl destekleyecek? Akıl var, mantık var. Kendisini ihbar edene daha az ceza. İhbar eden suçunu da itiraf etti. Yanlış yaptım diye. Ona daha az ceza. Hiçbir suçu günahı olmayan Eren Erdem 480 gündür hapiste. Osman Kavala 720 gündür hapiste. 720 gün. Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla bugün baktığınızda hapiste olanlar, avukatlar var, aydınlar var, yazarlar var, askeri öğrenciler var, garibanlar var. Bütün bunların hepsi hapiste. Durumu iyi olan, parası olan, sarayın avukatlarını tutanlar ise dışarıdalar. Hatta onlar hakkında savcı soruşturma dahi açamıyor. Açmıyor da zaten. Açamaz da zaten. Çünkü açarsa yerinden olacak. Buradan Hakimler Savcılar Kurulu'na da seslenmek isterim. Erdoğan'ın avukatları ne zamandan beri Hakimler Savcılar Kurulu'nu etkilemeye başladı? Ne zamandan beri hakim tayin etmeye başladı? Ne zamandan beri savcı tayin etmeye başladı? Siz rahatsız olmuyor musunuz acaba o koltuklarda otururken? Ben rahatsız oluyorum. Vicdanen rahatsız oluyorum. Ama siz hangi gerekçeyle rahatsız olmuyorsunuz? Onların taleplerini derhal yerine getiriyorsunuz. Tarayın talebi gibi. Değerli arkadaşlarım, sabahın köründe evler basıldı dedim. Adaletin birinci kurallarından birisi, önemli kurallarından birisi de demokrasilerde seçimdir. Milletin iradesidir. Milletin iradesine saygı duymaktır. Vatandaş gider, adayını seçer. Eğer kazanırsa gelir, koltuğuna oturur. Mazbatasını alır, koltuğuna oturur. Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları koltuklarına oturdular. Bir süre sonra görevlerinden alındılar. Niçin? Yerlerine kayyum atandı. Belediye meclisinin yeniden belediye başkanı adayını seçmesine izin vermediler. Merkezden kayyum atandı. O zaman bu seçimi niye yaptınız? Bu adaylar, yani bu belediye başkanları gittiler savcılıktan iyi hal kağıdı aldılar. Herhangi bir şey yoktur diye. Yüksek Seçim Kurulu bunlar girebilir seçime diye karar verdi. Gittiler vatandaşa, vatandaş da bunları seçti. Şimdi neden açığa alıyorsunuz?
Efendim bunlar suçlular. Niye suçüstü yapmıyorsun? Niye suçüstü yapmıyorsun? Eğer suçlularsa senin istihbarat örgütün var. Polislerin var, askerin var. Suçüstü yap. Terör örgütüne destek veriyorsa anında yakala kardeşim. Kimse de sana bir şey diyemez. Bu yetmedi şimdi. Kayapınar, Kocaköy, Bismil ve Erciş Belediye Başkanları da açığa alındı ve yerlerine kayyum atandı. Demokrasiye aykırıdır değerli arkadaşlar. Hangi partiden olursa olsun. Biz daha önce Ankara Büyükşehir, Balıkesir Büyükşehir, Bursa Büyükşehir görevden alındığında da aynı tepkiyi göstermiştik. Çünkü bizim çizgimiz doğru çizgidir. Adalet çizgisidir. Demokrasi çizgisidir. Demokrasi sadece bizim için değil, herkes için geçerli bir kural olmak zorundadır. Milletin iradesine verdiği oya herkesin saygı göstermesi lazım. Adaletin bu kadar bozulduğu bir yerde ekonomi dikiş tutmaz arkadaşlar. Adalet yoksa can ve mal güvenliği yoktur. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Herkesin mal varlığına hemen el konulabilir. Herkesin evi hemen basılabilir. Hemen gözaltına alınabilir. Dosyasına gizli kararı konur. Avukatınız bile sizin hangi gerekçeyle gözaltına alındığınızı öğrenmez, bilemez, dosya gizlidir diye. Aylarca, bazen yıllarca hapiste kalırsınız. Sonra derler ki ya pardon, kusura bakma. Seni yanlışlıkla içeri almışız. Bu mudur adalet? E bu milletin bir vicdanı yok mudur? Ben bunları dile getirmeyecek miyim? Adaletse adaletin güçlü olması lazım. Herkes için olması lazım adaletin. O zaman göreceksiniz ekonomi de kendi rayında gider. İş adamı da önünü görür. Tutuklanmayacağım, gözaltına alınmayacağım der. Can ve mal güvenliğim var, yatırım yapacağım der. Yabancı sermaye gelir. O da yatırım yapar. Ama bunların hiçbirisi yok değerli arkadaşlarım. Saray sosyetesi biliyorsunuz meşhur bir sosyetedir. Bizim 21. yüzyılın en önemli sosyetelerinden birisidir. Sosyetenin başındaki kişi diyor ki her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok. Bir daha söyleyeyim. Erdoğan söylüyor. Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok. Doğrudur. Ama saray için doğrudur bu. Saraydakilerin bir eli yağda bir eli balda zaten. Lale devrini yaşıyorlar. Onlar için iş falan değil. Onlar için geçerli olan ihaledir. Devletten ihaleyi alacaksın, köşeyi döneceksin. Onun için gideceğim, iş arayacağım. Falan fabrikaya gideceğim. Falan belediyeye başvuracağım. KPSS sınavına gireceğim. Alacaklar beni. Hayır, ona da gerek yok. Bir şey mi olacaksınız? Devlette mi çalışmak istiyorsunuz? Hemen derhal sizi özel bir yerden alırlar, başlatırlar. En kısa sürede bir bakarsınız ki devletin en önemli noktasına gelmişsiniz. Bir haftada, 10 günde, 15 günde, 20 günde bunların hepsi saray için geçerlidir. Peki gariban vatandaşın çocuğu ne olacak? Bu anneler babalar çocuklarını üniversiteye gönderirken boğazlarından kesmiyorlar mı? Bu çocuklar okusun, üniversiteyi bitirsin, iş bulsunlar demiyorlar mı? Her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye bir şey yok diyorsun. Kendi çocukların için geçerli. Saray için geçerli. Sana destek verenler için geçerli. Ama bu fakir millet için geçerli değil. Fakir fukara için geçerli değil. Bunların kanundan da haberleri yok. Anayasadan da haberleri yok. Hangi görevi yaptıklarından da haberleri yok bunların. Bakın anayasa. Madde 49. Çalışma hakkı ve ödevi diyor. Çalışma hakkı ve ödevi. Devletin görevini sayıyor. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek. Çalışanların hayat seviyesini yükseltmek. Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak. Çalışmayı desteklemek. İşsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak. Ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır diyor. Bu tedbirler alınıyor mu? Hayır. Hiçbirisi alınmıyor. Çünkü işsizlik emin olun ağır bir fatura olarak 82 milyonun önünde duruyor.
Ağır bir fatura. Saraydakilerin hiçbirisi işsizlik çekmiyor. Hepsinin keyfi yerinde. Hepsinin. İşsizliğin ne olduğunu biliyorlar mı acaba? Saray sosyetesi bir annenin, bir babanın, bir çocuğun işsiz olması halinde evdeki mutfaktaki yangından haberi var mıdır acaba saray sosyetesinin? Hangi şartlarda bu aileler geçiniyor? Haberleri var mıdır? Geçen sene 100 liraya dolan filenin bu sene 50 liraya dolmadığını saray sosyetesi biliyor mu? Bu millet artık eti gramla alıyor. Et tüketimi düştü. Acaba saray sosyetesi bunu biliyor mu? Milletin çektiği acıyı biliyor mu? Bakın değerli arkadaşlar. 3 gençten birisi işsiz. 3 gençten birisi işsiz. İşsiz sayısı geniş tanım itibariyle 8 milyonu aştı. 8 milyon. 8 milyonu aşan işsiz var. Bunlara kim iş verecek? Nerede bu sosyal devlet? Sosyal devlet yok, saray devleti var. Saray devleti var. Sosyal devlet fakirle fukarayla ilgilenen devlettir. Sosyal devlet gelir dağılımını dengeleyen devlet demektir. Sosyal devlet istihdam alanı yaratan devlet demektir. Sosyal devlet işsiz işinden olduğu zaman işsizlik sigortasından düzenli aylık veren devlet demektir. Sosyal devlet budur. Sosyal devlet bitti, saray devleti var. Ve dolayısıyla hepimiz bunun üzerinde duracağız. Çalışanların da iş sahibi olanların da %36'sı kayıt dışı. Yani sosyal güvenliği yok. Yani sigortalı değiller. Bununla mücadele var mı? Hayır, bununla da mücadele yok. Değerli arkadaşlarım, sosyete damat var malum biliyorsunuz. Damat TRT'ye çıkmış anlatıyor şimdi. Kurduğu cümle şu. Hane başına düşen gelir 3 kat arttı. Ya millet işsizlikten bunalmış vaziyette hane başına düşen gelir 3 kat arttı diyor. Allah akıl fikir versin. İşsizlik miktarı, işsiz sayısı 8 milyonu aştı. İntihar eden sanayiciler var. Kepenk kapatan esnaf var. Borç batağında olan çiftçi var. Kendini yakan işsiz var. Millet 5 kuruşa ihtiyaç hissediyor, 5 kuruşu istiyor. Nereden parayı kazanırım diyor, 5 kuruşa muhtaç hale geldi. Efendim, hane başına düşen gelir 3 kat arttı diyor. Sarayınki çok artmıştır, ben bunu biliyorum. Sarayda katlar matların hiçbir hesabı yok zaten. Para her taraftan fışkırıyor zaten. Ama fakir fukaranın evinde böyle bir tablo yok. Değerli arkadaşlarım, eğer bir ülke üretmez ve borçla geçinirse Trump'ın tweetlerine muhatap olur. Üretmez, borçla geçinirse seni mahvederim diyor. Niye diyor? Çünkü borç almadan ayakta duramıyoruz. Memleketi 82 milyonu tefeciye teslim ettiler. Tefeciye. Defalarca söyledim. Bu kadar milyar dolar tefecilere faizler ödendi. Milyar dolar. O milyar dolarlar tefecilere verilmeyip de fabrika kurulsaydı ne olurdu? On binlerce kişi iş sahibi olacaktı. Türkiye üretecekti. İhracat yapacaktı. Kazanacaktı. Her alanda söz sahibi olacaktı. Hiçbir devlet başkanı da kalkıp Türkiye Cumhuriyeti'ni ekonomisi üzerinden vurmayacaktı ve eleştirmeyecekti. Bu kadar açık. Yuları kaptırdılar. Tefecilere yuları kaptırdılar. Yuları kaptırırsan atın nereye gideceğini sen değil, yuları elinde tutan gösterir. Dolayısıyla geldiğimiz noktada budur değerli arkadaşlar. Bütün bunlar ortada dururken bunların uğraştığı iki temel şey var biliyorsunuz. Arabanızda sigara içmeyeceksiniz diyor. Sana ne kardeşim ya? Araba benim, sigara içerim veya içmem. İçmeyeceksin diyor. Alışveriş yaparken naylon poşet verirlerse para vereceksin ayrıca. Ya senin derdin başka yok mu arkadaş ya? Başka bir dert yok mu? Milletin mutfağında yangın var. Bunların yangına buldukları çözüm bu. Şimdi tutturdular sigara haramdır diye. Ya millet o sigara içmese senin bütçedeki açık daha da artacak. Daha da artacak. Ayrıca şunu da söyleyeyim. O beyefendi haramın ne olduğunu bilmez. Kul hakkı yiyen adamdan haram anlaşılmaz.
kulak yiyen adamdan haram anlaşılmaz. Tabii dış politika bizim gündemimizde olan konulardan birisidir. Dış politikada hep yanlış yaptıklarını söyledik. Ve defalarca dedik ki bu dış politikayı 180 derece çevireceksiniz. Bu dış politika Türkiye'ye hayır getirmez. İzlediğiniz dış politika Türkiye'ye hayır getirmiyor zaten. Defalarca ifade ettik bunu. Efendim Suriye'ye demokrasi getirmek için oraya girdik. Oraya silah gönderdik. Oraya dünyanın her tarafından topladık. Cihatçıları gönderdik. Teröristleri gönderdik. Suriye'ye demokrasiyi getirecekler. Allah aşkına şuna bir bakın. Katar'dan silahlar geliyor. Türkiye'ye iniyor. Türkiye'den tırlarla Suriye'ye götürülüyor. Ne diye? Demokrasi diye. Allah aşkına ya Suudi Arabistan'da demokrasi var mı? Suudi Arabistan'la Türkiye Suriye'ye demokrasiyi getirmek için işbirliği yapıyorlar. Silah gönderiyorlar. Asya'dan tutun Avrupa'ya, Amerika'ya kadar ne kadar terörist varsa hepsini topladılar. Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderdiler. Niçin? Efendim Suriye'ye demokrasiyi getireceğiz. Ne oldu? Suriye'ye demokrasi mi geldi? Hayır. Öyle bir garip durumla karşılaştık ki Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarımızdan kaçırmak zorunda kaldılar. Utanılacak bir olay ama Ardamarı olan utanır. Ardamarı olmayan adamın utanması söz konusu değil. Kendi toprağında. Kendi vatanında. Kendi toprağından, kendi vatanından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıyorsun. Bunu da büyük bir başarı olarak kamuoyuna satıyorsun. Ya kendi toprağından kaçan adam ne zamandan beri kahraman oldu? Ben onu hala öğrenmiş değilim. Dünyada nerede yazar onu da öğrenmiş değilim. 40 milyar para harcadı. 40 milyar dolar affedersiniz. 40 milyar dolar Suriyelilere para harcadılar. 6,5 milyon Suriyeli var. 40 milyar dolar para harcadık diyor. Yetmemiş beyefendi hala diyor ki 40 milyar dolar harcadık. Gerekirse 40 milyar dolar daha harcarız. E buyur harca. Çünkü o ödemiyor ki. Saray da ödemiyor. Kim ödeyecek? 82 milyon vatandaş ödeyecek. 82 milyon vatandaşın cebinden kahramanlık edebiyatı yapıyor. Yetmedi mi yahu 40 milyar dolar? Yetmedi mi Allah aşkına? Bu milletin çektiği nedir ya? 40 milyar dolar. Yetmedi bir 40 milyar dolar daha harcarım diyor. E harca bakalım. Harca. Zaten saray kara delik. Habire para yutuyor. Habire para yutuyor. Devletin, bu arada devletin itibarını da sıfırladılar. Dış politika Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarının bu izlenen dış politika sıfırlandığını gösteriyor. Kimsenin dikkate aldığı yok. Mütekabiliyet esası diye bir kavram vardı. Yani karşılıklılık. En somut ve en çok konuşulan bir örnek vereyim. Diyelim ki Amerika'da bir Rus diplomata ceza kesildiği zaman, trafik cezası kesildiği zaman fazla değil. 15 dakika sonra Rusya'da da bir Amerikan diplomatına aynı ceza kesilir. Sen bana yapıyorsan ben de sana yapıyorum der. Neden? Mütekabiliyet vardır. Sen ne yaparsan ben de sana onu yaparım diyor. Doğru mu? Evet doğrudur. Mütekabiliyet her tarafta vardır. Buna en güzel örneklerden birisini de bizim kendi tarihimizden vereyim. Rahmetli İnönü Lozan'a gider. Lozan Anlaşması dolayısıyla. Kalkar sabahleyin toplantının yapılacağı salona girer. Bakar ki kendisine tahsis edilen koltuk diğer koltuklardan daha küçük. Sorar bu koltuk niye küçük? Niye farklı? Derler ki diğer koltuklar gibi bir koltuk bulamadık. Siz bu koltuğa oturacaksınız. İnönü geriye döner. Efendim toplantı başlıyor. Yeni bir koltuk, aynı koltuktan benzer birisini bulduğunuz zaman toplantıya devam ederiz diyor ve çıkıp gidiyor. Bakın. Sadece koltuk üzerinden, bakın sadece koltuk üzerinden. Bu ülkenin kuruluşundaki onuru görüyor musunuz?
Haysiyeti görüyor musunuz? Şerefi görüyor musunuz? Onur, şeref, haysiyet korunması budur. Mütekabiliyet de budur. Ben egemen güçlerin önünde küçük bir sandalyeye oturacağım. Beni küçümseyecekler. Onlar kibir abideleri olacak. Ben onların karşısında ezileceğim. İnönü bunu kabul etmiyor. Hayır diyor. O koltuğu da değiştirin. Gidiyorlar bir süre sonra değiştiriyorlar. Benzer koltuğu getiriyorlar. İnönü de tamam diyor. Müzakerelere başlayabiliriz. Mütekabiliyet budur değerli arkadaşlar. Şimdi 16'sında gazeteciler Erdoğan'a soru soruyorlar. Amerika'dan heyet geldi diyor. Onlarla görüşecek misiniz? Erdoğan cevap veriyor. Ben dimdik ayaktayım. Kimse ayakta mısın, oturuyor musun sormuyor ama içinden gelen şeyi, çünkü biliyor başına nelerin geleceğini. Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim diyor. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum diyor. Doğru mu? Evet doğru. Mütekabiliyet? Evet doğru. Onun karşıtlığı kim? Trump. Geldiği zaman oturur, Trump'la konuşabilir. Ama bir süre sonra aynı gün Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Erdoğan adına açıklama yapıyor, görüşecek diyor. Aynı şekilde İbrahim Kalın, o da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Cumhurbaşkanı yarın ABD Başkan Yardımcısını kabul edecek diyor. 180 derece değişiyor. 180 derece. Niye kardeşim? Baştan söylediğin doğru muydu? Doğruydu. Mevkidaşın mı? Gelen başkan yardımcısı. Hayır, mevkidaşın değil. Kimlerle görüşür? Onun mevkidaşı kim? Fuat Oktay. O da Cumhurbaşkanlığı yardımcısı. Oturur konuşurlar. Ve kalkıp daha acı olanı ise şu fotoğraf. Bakınız. Cumhurbaşkanlığı forsunun önünde ikisi eşit pozisyonda oturuyorlar. Bu Erdoğan'ı rahatsız etmeyebilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor. Beni rahatsız ediyor. Şimdi AK Partili kardeşlerime soruyorum. AK Partili kardeşlerime. Ya bu ülkenin sınırları kanla gözyaşıyla çizildi kardeşim. Bu ülke Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkedir. Mütekabiliyet dediğimiz bir kural vardır. Bir başkan yardımcısı başkanla aynı pozisyonda oturuyor. Oturması gereken yer neresi? Fuat Oktay'ın karşısı. Ama Erdoğan onu yanına alıyor. Neden? Ezik. Neden ezik? Bu beni rahatsız ediyor. Değerli arkadaşlarım, 180 derece dönüş bununla da sınırlı değil. Erdoğan açıklama yapıyor. Diyorlar ki, siz diyorlar, görüşmeler yapacaksınız. Ve Erdoğan Azerbaycan dönüşü gazetecilerle konuşurken şöyle bir cevap veriyor. ABD gibi bir ülkenin, yani siz Suriye ile görüşürken oradaki sorunları aşmak için neler yapacaksınız vesaire diye sorular soruluyor. Ve şöyle cevap veriyor. Arabuluculukla ilgili. ABD gibi bir ülkenin bir terör örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti gibi, devleti gibi bir müttefikimizin arasına girmesini, doğrusunu ben savaş hukuku bakımından da siyaset bilimi bakımından da asla doğru bulmuyorum diyor. Yani Amerika'nın PYD'nin sözcüsü gibi çıkıp bizimle görüşmesini, biz ikimiz görüşürken PYD'nin sözlerinin ya da beklentilerinin Amerika tarafından dillendirilmesini doğru bulmuyorum diyor. Doğru mu? Doğru. Eğriye eğri, doğruya doğru. Bir devlet, bir terör örgütünün temsilcisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı masasına oturmaz. Evet, doğrudur. Ama tam tersini yaptı. Ve şunu söyledi.
Devam ediyor. Tam tersini yaptı, masaya oturdum. Erdoğan yine o görüşmede şunları söylüyor. Bize ateşkes ilan edin diyorlar. Bizler asla ateşkes ilan etmeyeceğiz. Bunu söylüyor. Ve o toplantılar sırasında Trump'ın meşhur mektubu yayınlanıyor. Hepimizin bildiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve hükümetini, zaten hükümet yok da, hükümetini diyelim, bakanlarını aşağılayan, küçük gören, kibir dolu mektubu yayınlanıyor. Ama burada bir şey daha oluyor. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'na bir yasa teklifi geliyor. Orada yasanın yürürlüğe girmesi durumunda en fazla 120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İstihbarat Servisi ve Hazine Bakanlığı ile birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ailesinin eşleri, çocukları, anne babası ve kardeşleri dahil tahmin edilen mal varlığı, bilinen gelirleri ve yatırımlarına dair rapor hazırlanması isteniyor. Bakın. Bakın değerli arkadaşlar. Ben Trump'la görüşürüm dedi. Heyetle görüşmem dedi. Görüştü. Efendim, Amerika terör örgütünün sözcülüğünü yapamaz gibi cümle kurdu. Oturdu masaya. Oturdu masaya. Ve sürekli terör örgütü olarak tanımladıkları PYD ile sürekli telefonla bütün görüşmeler aktarıldı. Bütün görüşmeler aktarıldı. Ve bu arada sopa gösterildi. Senin çocuklarının, ailenin mal varlığını araştıracağız diye. Neyi beklerdik? Neyi beklerdik? Şunu beklerdik. Hani Erdoğan çıkıyor ya bazen, aslan kesiliyor. Çıkıp aslan kesilmesini beklerdik. Ey Trump, sen benim, ailemin, çocuklarımın mal varlığını mı araştıracaksın? Araştırmazsan namertsin diyeceksin. Ve şunu söyleyecektim. Araştırmazsan namertsin, verilmeyecek tek kuruş hesabım yoktur. Ben hesap vereceksem Türk milletine hesap veririm diyecektim. Bunu söylemedi. Trump ne dedi? Söylemedi. Trump ne dedi? Bir mektup değerli arkadaşlarım. Bir milleti, bir toplumu aşağılayan bir mektup. Aşağılayan bir dille kaleme alınmış. Sayın Başkan diyor, iyi bir anlaşma için çalışalım. Eyvallah. Binlerce kişinin katledilmesinden sorumlu olmak istemiyorsan, istemiyorsun. Ben de Türkiye'nin ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemiyorum ve ederim de diyor. Hem sopa hem telkin. Pastör Brunson'ı, hani papazı, konusunda sana bir örnek sunmuştum diyor. Sorunlarının bazılarını çözmek için çok çalıştım. Bu cümle önemli. Sorunlarının, yani Erdoğan'ın sorunlarının çözülmesi için çok çalıştım diyor. Dünyayı hayal kırıklığına uğratma. Harika bir anlaşma yapabilirsin. General Mazlum, PKK'lı, seninle müzakere etmek istiyor ve geçmişte hiç vermediği tavizleri vermeye niyetliler. Bana gönderdiği bir mektubun bir kopyasını gizli olmak kaydıyla iliştiriyorum. Yani terör örgütünün mektubunu da kendi mektubuna iliştiriyor. Bu doğru ve insani bir yolla yapabilirsen tarih senden yana olacaktır. Eğer bir şeyler olmazsa seni sonsuza dek şeytan olarak göreceğim. Sert bir adam olma, aptal olma, seni daha sonra arayacağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde böyle bir mektup gelmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde bizi bu kadar aşağılayan bir mektup gelmemiştir. Johnson'ın mektubunu hatırlıyorsunuz değil mi? İnönü'nün verdiği cevabı da hatırlıyorsunuz. Yeni bir dünya kurulur,
Türkiye o dünyada yerini alır diyor. İşte İnönü budur. Değerli arkadaşlarım, Allah aşkına söyler misiniz ya? Bu mektubu nasıl hazmettiler? Nasıl hazmettiler? Nasıl içlerine sindirdiler? Hangi kozlar var Amerika'nın elinde ki bunu yalayıp yuttular? Hangi kozlar var? Mal varlığıyla ilgili mi? Başka bir şey mi? Nedir Allah aşkına? Değerli arkadaşlarım, sorunları çözmek için çok uğraştım diyor. Sorunlarını çözmek için çok uğraştım diyor Trump Erdoğan'a. Sorunlarını çözmek için. Hangi sorunlar? Hangi sorunları çözmek için? Özel sorunlar mı? Ailevi sorunlar mı? Finansal sorunlar mı? Hangi sorunları çözmek için Trump uğraşır? Açıkça tehdit ediyor. Bu mektup ortaya çıktı. Bekledik. Herkes tepki gösterecek. Bütün partiler tepki gösterdi. Sadece AK Parti'de tık yok. Tık yok. Bekliyorlar Erdoğan ne diyecek diye. Çünkü kimse içine sindiremiyor bu mektubu. Ve Erdoğan 18'inde açıklama yapıyor. Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medyada yer aldı. İnkar edemiyor çünkü. Medyada yer aldı diyor. Bizde değil mi? Amerikan medyasında yer aldı. Elbette bizler bunu unutmadık. Zaten unutulacak gibi değil. Unutulacak gibi değil. Neyini unutacaksın zaten? Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Hangi sevgi, hangi saygı Allah aşkına ya? Allah aşkına ya? Nasıl yediniz, nasıl yuttunuz bunu ya? Adamda mide olur ya. Nasıl kaldırdınız siz bunu? Devam ediyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Göremezsin zaten. Gebesin çünkü. Mal varlığınla gebesin. Mal varlığınla gebesin. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağını da bilinmesini istiyoruz. Bekliyoruz vakti ve saati ne zaman gelecek. O mektup bütün dünya arşivlerine girdi. Bütün ülkelerin arşivlerine girdi. Yenilecek, yutulacak bir mektup değil. Ve bu mektup pek çok dünya siyaset tarihinde de, kitaplarında da, üniversitelerde kitaplarda da yer alacak. Göreceğiz bunu. Mike Pence açıklama yapıyor. Saraydaki görüşmeden sonra. Bugün ateşkes olmasaydı çok büyük yaptırımlar gelecekti. Anlaşmanın içerisinde ateşkesin uygulanması sayesinde ABD'nin artık Türkiye'ye başka yaptırım yapmayacağı koşulu var. Ayrıca kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek diyor. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir teslimiyet asla olmamıştır. Asla. Kıbrıs'a bakın. Onurlu duruşa bakın. Amerika'ya meydan okumaya bakın. Ambargoya karşı durmaya bakın. Bütün bunların tamamı bitti arkadaşlar. Hangi bağımsız Türkiye'den söz ediyoruz? Din imandan bahsediyorlar. Ahlaktan bahsediyorlar. Ya hangi din iman bunu kabul eder? Allah aşkına söyler misiniz ya? Hangi ahlak kabul eder bunu ya? Aşağılanan bir toplum var. Aşağılanan bir ülke var. Aşağılanan insanlar var. Nasıl içlerine sindiriyorlar bunu? Ben anlamakta zorlanıyorum. Hangi ahlak ya? Hangi ahlak? Emin olun anlamakta zorlanıyorum. 4 Temmuz 2003'te bu yeni de değil. Belki tarihi unutmuştur vatandaşlarım. 4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'de bizim askerin başına çuval geçirdiler. Askerlerin başına çuval geçirdiler. 11 askerimizin başına çuval geçirdiler. Arkadan ters kelepçe yaptılar ve götürdüler. Normalde tepki gösterilmesi lazım değil mi? Benim askerime. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerine. Irak'ta olan askere. Gideceksiniz, basacaksınız.
Ellerine ters kelepçe arkadan vuracaksınız. Sonra başına çuval geçirip alıp başka yere götüreceksiniz. Gazetelerde yer aldık. Bunu da gizlediler ama o dönem medya özgürdü ve yazdı. Belgeleriyle koydu ortaya. Ve sordular Erdoğan'a. Nota verecek misin? Yani Amerika'ya en azından ya yanlış yapıyorsun kardeşim diyecek misin diyorlar. Erdoğan'ın verdiği cevap. 8 Temmuz 2003. Grup toplantısında konuşuyorum. Öyle kalkıp nota verecek misiniz? Ne notası veriyorsun? Onu söyledim. Müzik notası mı? Olayı teşhis edeceksin. Çuval geçirilmiş hala teşhisten bahsediyorum. Derinliğini teşhis edeceksin. Arkadan ters kelepçe vuruldu. Anlayacak bileceksiniz. Bir askerin kafasına çuval geçirilecek. Arkadan kelepçe vurulacak. Hala beyefendi anlayacaksın diyor. Verilmesi neyse ondan sonra vereceksin. Hiçbir şey vermedin zaten. İki tane ortak arasında dargınlık olduğu zaman bu dargınlığı gideririz, ona çalışılır. Ortak yanlış yapıldı diye ortaklık bozulmaz diyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarı şerefi böyle ayaklar altına alınıyor. Beni üzen de bu zaten. Beni üzen de zaten bu. Nota vermediler. Ama zarap için iki nota verdiler. Zarap için iki nota verdiler. Zarap. Hani bu bakanlara ayakkabı kutusunda çuvalla götürüp dolar rüşvet veren adam için iki nota verdiler. Konuşmasın diye. Bir an önce bize verin diye. Ve değerli arkadaşlarım, Türk milletinin şerefinden ve haysiyetinden söz ediyoruz. Özellikle ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Siz hemen hemen her konuşmanızda Türk milletinin haysiyetinden, şerefinden, onurundan söz edersiniz. Şu düştüğü, yani MHP'nin düştüğü hali görüyor musunuz? Hangi şeref? Hangi onur? Hangi şeref? Hangi onur? Türkiye'nin itibarı yerlerde sürünüyor. Olmadık eleştiriler, olmadık hakaretler geliyor. Ve sizin yöneticileriniz bu hakaretleri yapanlara karşı sessiz duruyorlar. Milliyetçilik o değil, milliyetçiliği biz yapıyoruz. Devrimcilikse devrimciliği de biz yapıyoruz. Halkçılık, halkçılığı da biz yapıyoruz. Cumhuriyetçilik, cumhuriyetçiliği de biz yapıyoruz. Demokrasi, demokrasiyi de biz yapıyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tepki vermesi gereken kişi ben değilim. Tepki vermesi gereken kişi vatandaş da değil. Tepki vermesi gereken kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden kişidir. Bakınız, Anayasa Madde 103. Cumhurbaşkanı yemini, Anayasa 103. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim diyor. Büyük Türk milletinin şan ve şerefini korumak. Şan ve şeref ayaklar altına alınırken beyefendi konuşmaktan korkuyor. Ülkücü kardeşim, sana sesleniyorum. Eğer bu memleketin şanından ve şerefinden yanaysan, onurundan ve haysiyetinden yanaysan ve gerçekten de samimi olarak bu ülkenin milliyetçisiysen, bunlara beş para bırakmayacaksın. Bunlara söz bırakmayacaksın. Bunlara alet olmayacaksın. Bunların ipiyle kuyuya inmeyeceksin. Anayasa 104. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Ben kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanı öyle ama bu beyefendi cumhurbaşkanı değil. Asla cumhurbaşkanı değil. Benim de cumhurbaşkanım değil. Bu ülkeyi, vatanını ve bayrağını sevenlerin cumhurbaşkanı değil. Ha gider Amerika'ya, onu bilmem. Mal varlığı orada, onu da bilmem.
Sen çıkıp senin mal varlığı üzerinden tehdit ediliyorsun. Mal varlığı üzerinden. Çıkıp desene ya. Benim mal varlığım açıktır. Ben bunu beyan ettim. Dünyanın neresinde bana ve aileme ait 5 kuruş bulursanız ben hesabını veririm diyeceksin. Diyemiyorsun sen bunu. Diyemiyorsun. Ve bu mektup bizi aşağılayan mektup karşısında hala suskunluğunu koruyor. Şimdi kendisine tarih huzurunda 82 milyon huzurunda 7 soru soruyorum. 7 soru. 1. Hiçbir şekilde diplomatik teamüllere uymayan ve hakaret dolu ifadeler içeren bu mektubu bu üslup kabul edilemez diyerek neden iade etmediniz? Soru 2. Okuduğunuzda bu ifadeleri nasıl hazmettiniz? Neden ve hangi korku, endişe ve ruh haliyle bu mektubu kabul ettiniz? 3. Hakaretler içeren mektubu anında iade etmediğiniz gibi kamuoyundan da gizlediniz. Neden? 4. Bu mektubu Amerikalılar kamuoyuna duyurmasaydı üstünü örtecek, sessiz mi kalacaktınız? 5. Hakaretler içeren mektubun üstünü artık örtemeyeceğinize göre milletin onurunu nasıl kurtaracak ve bu yakışıksız usluba Türkiye ve ABD arşivlerine gelecek şekilde nasıl cevap vereceksiniz? 6. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın anayasal görevidir. 82 milyonun huzurunda ettiğiniz yemini hatırlıyor musunuz? 7. Ettiğiniz yeminde bahsi geçen namus ve şeref kavramları sizin için neyi ifade etmektedir? Hepinize saygılar sunuyorum. Birleşimi kapatıyorum.